Çocuklar, merhabalar. Bakın sizi kimle tanıştıracağım? Halit. Ama Halit biraz üzgün. O gece bir türlü uykuya dalamamıştı. Bir sağa dönüyordu, bir sola dönüyordu ve sonunda dayanamadı, bağırarak annesini çağırdı. Gelir misin? Oğlum, sen daha uyumadın mı? Ne oldu? Anne, beni bir türlü uyku tutmuyor. Uyuyamıyorum. Anladım yavrum. Bazı geceler böyle olabilir. En iyisi ben sana bir hikaye anlatayım. Hem rahatlarsın hem de sonra uykun gelir. Evet. Hadi anne, başla. Bir köleyle alakalı hikayem. Bir zamanlar zavallı bir köle varmış. O kadar çok çalıştırılıyormuş ki artık dayanamamış ve sahibinin yanından kaçmış. Fakat yakalanmış ve ona ölüm cezası vermişler. Köleyi yüksek duvarlarla çevrilmiş bir alanın ortasına bırakmışlar. Üzerine de aç bir aslanı salıvermişler. Aslan zavallı köleye hırsla saldırmış ama birden durmuş. Hiçbir şey yapmamış. Seyirciler çok şaşırmışlar. Köleye sebebini sormuşlar. Köle de başlamış anlatmaya. Efendimden kaçtıktan sonra bir mağaraya sığınmıştım. Bu aslan inleyerek yanıma gelmişti. Bana pençesini uzattı. Yaralanmıştı. Ben de ona hemen yardım ettim. Artık aslan ile dost olmuştuk. Son avımızda birbirimizden ayrılmak zorunda kalmıştık. İşte o zaman ikimizi de ayrı ayrı yakalamışlar. Şimdi ise bana kavuştuğu için çok seviniyor aslan. Bütün halk aslanın bu vefa borcu karşısında çok duygulanmıştı. Yaşa iyiliksever insan, yaşa iyiliksever insan, yaşa iyi insan. Köle serbest bırakıldı ve kendisine armağanlar verildi. Aslan da kimseye zarar vermeden köle arkadaşı ile beraber oradan ayrıldı. Köle yaptığı iyiliğin karşılığını hiç beklemediği bir anda ödül olarak almıştı. Yaşasın iyilik, yaşasın iyilik. Anne, gerçekten yapılan iyilikler karşılıksız kalmaz mı? Hayır oğlum. Hiçbir zaman ne yapılan iyilikler ne de yapılan kötülükler karşılıksız kalır. Allah çok adaletlidir. Yaptığımız bütün iyilikler mutlaka karşımıza çıkacaktır. Ama çok kötü şeyler yapan insanlar da var. Onlar cezalandırılmıyorlar mı? Haklısın oğlum. Kötülük yapan insanlar da var. Ama bir şeyi sakın unutma. Neyi anne? Ahiret oğlum, ahiret. Yapılan iyiliklerin ödüllendirileceği, kötülüklerin de cezasız kalmayacağı yer ahiret. Bak Peygamber Efendimiz dünyayı neye benzetiyor biliyor musun? Dünya diyor ahiretin tarlasıdır. Aynı toprağa atılan tohumların çoğalıp yeşermesi gibi yaptığımız iyilikler de ahirette çoğalıp binlerce güzellik olarak bize dönecek. Allah yapılan iyilik ve kötülüklerin karşılıksız kalmayacağını göstermek için bir kısım ödül ve cezayı dünyada verir. Ama bazı insanlardan Allah'ın ne kadar değer verdiğini unutup bazen kötü şeyler yaparlar. Kendilerine ve çevrelerine zarar verirler. Yapılacak onca güzel şey varken kötü şeyler yaparlar. Yani bazı insanlar hayatlarını kötülük yaparak mahvederler. Bazı insanlar da iyilik yaparak hayatlarını güzelleştirirler. Evet, hem hayatlarını güzelleştirirler hem de iyilikleri sayesinde ahiretlerini kurtarırlar. Süpersin Halitciğim, çok güzel laflar bunlar. Gel bir seni gıdıklayayım bakalım. Evet, Halit'in içi rahatlamıştı. Şimdi de güzeller güzeli cenneti merak ediyordu. Ama artık yatma vakti geldi. Başka bir akşam da cennetten bahsederiz yavrum. Evet arkadaşlar, Halit uykuya. Sizlerle haftaya tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.